okuduklarımın daha fazlası mı var? Bu elimi 4-5 defa yapsam yetişmez. Sakine, sebebini sor dedi. Bir defa aldattı, Kıbrıs'ta beni götürdü, aç bıraktı. Ne? Susuz bıraktı. Bülent, Sakine ve çocuklarına neler yaşattı? Biz tuzlu su içtik, bana şiddet uyguladı. Didem Hanım. Çocuklarımın gözü Didem önünde Hanım. Boğmaya kalktım. Sakine'nin iddialarına inanamayacaksınız. Çok konuşma, seni istemiyorum, boşayacağım. Sakine, Bülent'i defalarca aldattı mı? Bülent seni aldattı mı? Evet. O da mı aldattı? Evet. Ben aldattım ama nasıl aldattım? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Çok ihaneti oldu bana. Şu mesajı hala unutmadım. Ben de seni görmezsem deli oluyorum aşkım. Bülent Yücel 4 çocuk babası. 20 yıllık eşi Sakine Hanım'ın kendisini defalarca aldattığını ama sevgili izleyiciler öyle böyle aldatma iddiaları değil. Ya inanamazsınız. Sakine Hanım'la ilgili baya baya şeyler söylüyor. Siz 46 yaşındasınız. Evet. 20 yıldır Sakine Hanım'la evlisiniz. 4 tane çocuğunuz var. Evet. Allah bağışlasın çocuklarınızı, evlatlarınızı. Fakat eşiniz sizi, Sakine Hanım sizi 2009 yılından beri aldatmaya başlamış. Doğru mu biliyorum? Evet. Eşinizin sizi aldattığını, defalarca aldattığını nasıl anladınız? İlk önce 2009 yılında İstanbul'daydık. Bir şahısla Erkan isminde bir uyducu. Ve bu şahıs akrabalarının içerisine, ailelerin özellikle içerisine... Özellikle uydu derken uzaya gitmedi. Hayır, uydu antenit falan yapan. Tamam, çok iyi. Ailelerin içine giriyor, herkesin evine giriyor. Evet. Fakat insanlar kötü gözle bakmıyor. Yani inanıyorlar, iyi niyetli hissediyorlar. Ben de Kıbrıs'taydım. Geldim eşimin telefonunda hiç unutmadığım, hani diğerlerini kenara koyalım, şu mesajı hala unutmadım. Ben de seni görmezsem deli oluyorum aşkım. Bunu kim atıyor? Eşim. Eşiniz uyducuya atıyor. Aynen. Kim bu derken sonra söylettirdim. Ha, kendisi itiraf etti. Erkan dedi yani. Zannedersem biraz tartıştık, öyle söyledi. Daha sonra zaten annesiyle o an aynı evde kalıyorduk çünkü... Bizim bir git gel olayları oldu Kıbrıs'a falan. Bir düzen kurmamıştık henüz. Sizi kaç kez aldattı? İnanın ben de sayısını bilmiyorum. Sadece ispatlı olanları söyleyeceğim. Kıbrıs'ta başladık yaşamaya. Efendime söyleyeyim. Bir arkadaşı var. Soy ismini vermeyeyim yine. Hı hı. Emine isminde. Siz normal İstanbul'da yaşarken Kıbrıs'a gittiniz. Ben bir üniversitede çalışmaya başladım. Hı. Fakat ben onu 3 ay yolluyordum her sene. Evet. O burada devam etmiş. Neden affettiniz peki, özür dilerim işinizi? Demiyordum. Açık söyleyeyim. Ha, seviyordum. Yani bir tarafta 4 çocuğum, bir tarafta onu seviyordum. Yani yalnız o aldatmada da bitmedi. Bir yandan da burada Yozgat'ta. İsmini vereyim mi? Soy isim vermeden ismini verin. Yasin isminde bir şahısla. Evet. Eşime de bu, aynı zamanda ilk görüntülü telefonu yine ben alıyorum. Affedersiniz bir tabir var. Benim silahımla beni vuruyor. O şahısla ilgili... 3 tane çok affedersiniz çok açık fotoğraf yakaladım. Bülent Bey, siz kaç aydır eşinizi görmüyorsunuz? Ben mi? En son geldiğim kapıdan kovuldum. Bana zaman söyler misiniz? Yüz yüze gelmeyeli 3 sene oldu. Buyurun Sakine Hanımcığım, acayip acayip iddialar var hakkınızda. Ay, buyurun. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Sakineciğim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ne kadar güzelsin. Maalesef güzellikle olmuyormuş. Konuşma. Merak etme. Konuşma. Olduğunu, eşyaları satıp kumar oynadığını, evine bakmadın. Beni nelerden, beni nasıl suçlarsın? Elinde ne kağıt var, ne? 16 yaşında evlendim seninle, 16. Ben hazırlıklıydım. Çocuk yaşında evlendirdiler beni. Merak ama etmeyin. kumar. Evin eşyalarını satıp, çocuklarımı üzerime atıp, 4 çocuğu her ay Kıbrıs'a gidip kumar oynadığını niye söylemiyorsun? Bitir, bana da gelecek. Ha? Merak etme. Ben 27 yıldır kumar oynadığını niye söylemiyorsun? Ben rahatım. Bu kadar bir oyunlara karşı bağımlılığın var mı? Bitireyim. Bağımlıdır. Bir dakika. Didem Hanım. Bir dakika kumar Didem Hanım. Kumar bağımlısı. Ben aradan bir çekelim. Bir karı koca kozlarınızı paylaşın, benim sorularım olacak. Benim madem kumar bağımlısıyım. Eşin karşında konuş. Madem kumar bağımlısıyım. Hı. Sorabilir miyim? 3 yıldır o çocuk üniversiteye okuyor. 1 lira okula harç parası vermiş mi? Eşim bir dakika. Bilgisayarını ben aldım. Telefonunu ben aldım. Üniversite okuyor çocuğunu. Daha dün uçak biletini ben aldım çocuk buraya gelsin.
gelsin diye. Düneyim 500 lira yolladım anne, haçlığım yok dedi. 2 gün önce 300 lira yolladım anne, haçlığım Dinem yok dedi. Sen bir çocuğa Kıbrıs'ta bakıyorsun. Bir dakika. Ben 3 çocuğa burada bakıyorum. Bir dakika, ona da geleceğim. Didem Hanım, banka dekontlarımı çıkartma gibi şansınız var mı? Bakın onlar hepsine gireceğiz ama şimdi izninizle Sakin Hanımcığım. Eşinizin buraya gelme nedeni şu. 2009 yılında ilk yani beni aldattığını yakaladım. Hatta ne demişti o mesajda? Ben de seni görmezsem deli oluyorum aşkım. Ben de seni görmezsem deli oluyorum aşkım. Onu gördükten sonra 2009 yılında bir başladı. Sonrasında beni çok ağır bir iddiada bulundu. Yani Dilem anladığım Hanım, kadarıyla 10-20 defa. Lafınızı kesip bir şey söyleyebilir miyim? Ama tekrar ediyorum, benim bir kelimemin yalan olduğunu ispatlarsanız tutuklanmamı talep ediyorum. Bu kadar ağır konuşuyorum. Defalarca aldattığınız için olmuş. Aldatma nasıl oldu? Ben Kıbrıs'ta beni götürdü, aç bıraktı. Ne? Susuz bıraktık. Çalıştığı paraları kumara bastı. Benim çocuklarım bu kızımı konuşturabiliriz. Biz tuzlu Allah'ım su içtik. Ne? Dedim ki ne buna? Tuzlu git su dedim. Evet, çeşmede tuzlu su akıyordu. Allah sular gitti. Bana adam dedi ki sen de annesisin, ben babası olduğum kadar git nereden bulursan bul dedi. Ben aylıklı işe girdim. Bir dakika özür dilerim. Istiyorum. Bir dakika Bülent Beyciğim, aldattım ama neden diye mi soruyor? Yani, evet, aldattınız bir defa. Mı? Evet, bir ne defa aldattım. Bir defa aldattım. Aha. O da maddi sıkıntısı yüzünden. Ondan sonra beni her önüne gelenden aldatıyor diye bana ağza alınmayacak hakaretler, ama şiddetler. Aldatmayın. Bir hafta önce evime geldi, sokakta bana ağza alınmayacak. Bütün mahalleli dışarıya çıktı. Ağza alınmayacak siz laflar. Siz peki itiraf ettiniz mi kocanıza, seni aldattım dediniz mi? Hayır efendim. Evet söyledim kendisi, hatta boşanalım dedim. Hayır dedi, ben kabul ediyorum ve etmedi. Bana şiddet uyguladı. Dilem Hanım, çocuklarımın gözü Dilem önünde Hanım, boğmaya kalktı. Bakın, balkondan atmaya kalktı. Allah'ım bir şey söyleyeyim, sen özür dilerim ama ben kadın için de bunu söylüyorum, erkek için Allah'ım de söylüyorum. Allah'ım sen büyüksün. Aldatmanın aması olmaz ki ya. Dilem Hanım ne bakın diyeyim? Kalkarak bir şey göstereceğim. Ben kulağıma telefonu alıyorum. Şimdi, benzetme yapayım. Ama o da neler yaşamış, neler yazık yani kadıncağıza. Evet. Çok yaşadım bakın, Didem bakın, Hanım. Aç bakın, kaldım, önce oraya da değilim. Aldım, yemin ederim çocuk hala bir çocuk yanımda. Ben dinleyeceğim. Didem Hanım dinleyeceğim. Özür diliyorum. Dinleyeceğim sakin. Kesinlikle katılmıyorum. Beni tanıyanlar arasın. Benim ne kadar cömert, bonkör bir insan olduğumu, evimde bir mangal bile yapsam. Dışarıya. Evine öyle değilsin. Senin dışarıya öylesin. Çalıştığın parayı dışarıya yediriyorsun. Akrabalarının gelip de sana. Hepsi arasın akrabalarımız. Bülent bizi de böyle arasın. Yapma. Bak bizi de böyle alıştırma. Evde bizden de böyle istiyorlar. Böyle olmamız. Evimin içine bulaşığıma kadar yıkayan, yemeğe kadar yapan. Bir dakika. Her şeyini yapan, dolu dolu gelen, her şeyini, senin yemeğini bile önüne koyan. Bir dakika. Şimdi söyleyeceğim sözü herkes dinlesin. Ya arada bir yapıyorsun tabii ki. Bir, çalışan bir kadınım. Sen yazın çalışıp kışın bir, yatıyorsun. Ben kışın mı? Kışın ben ne zaman yattım ben söyleyebilir evi misin? Ben evi geçindiriyorum evi. Sen mi? Kirayı sen mi ödüyorum, suyu ödüyorum. Dilem Hanım bakın, çocuğunun staj parasını bile elinden alıp ben çocuğuma gizli gizli staj parası veren bir insanım. Dürüst olsun. Bir kere dürüst olsun. Sakin ediyorum. Yapma. Etme. Benim ismimi ağzına bir alma. Dakika. Sen hani olsaydın bir 3 dakika yıldır gelirdin. Lafımı kesme. Karına sahip çıkardın. Lafımı kesme. Kumar masalarda oturmazdı. 2019'dan beri boşanma davam var. Oraya boşanmayan mı geleceğim? Sensin. Bir dakika. Zorluk çıkaran bir dakika. Sensin. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 2009 yılında siz eşinizi aldatınca sonra boşanma davası açıldı öyle mi? Evet. Oturamıyorum çünkü o kadar yalan söylüyor. Boşanmayan kendisi Dilem Hanım. Dilem Hanım. Zorluk çıkartıyor. Dilem Hanım. Oraya da şimdi geldik. Çok güzel. Dilem Hanım, Kıbrıs'tan geldim. Ama nasıl geldin? Kıbrıs'taki olayın üstüne hani bir tabiri caizse elim kırılsaydı getirmeseydim diye bir laf var. Ben bunu kullanamıyorum. Ya Bülent Beyciğim, şimdi eşinin sizi aldattığını kabul ediyor. Hayır, hayır etmiyor işte. Şimdi ediyorum. Bir tanesi ediyorum ediyor. Diyor, bir ediyorum tanesi diyor. Ediyor. Ediyorum diyor. Bir tane oldu zaten, 10 tane olmadı Dilem ki. Dilem Hanım, çıkacak. Bir tane oldu çıkacak diyor. Çıkacak Dilem Hanım. Çıkart. Son nefesine kadar da olsa her şey çıkacak. Nerede para orada o kadın bedeninden bir şey. Oh oh yani. Bu ne ya? Ayşe iyi bir insan mı? Gülcan konuştu. Yer yerinden oynadı. Gülcan ilk görüşte Ayşe'yi tanıdı. Gülcan seni tebrik ederim. Bir saat görüyor Ayşe'nin nasıl bir insan olduğunu. Anlıyor. 4 ay Ayşe ile kalan Duygu neden tanıyamadı? 4 ay Ayşe'nin hiçbir şeyini görmüyorsun. Yazıklar olsun sana. Duygu neden hala Ayşe'yi koruyor? O benim arkadaşım be. Daha hala hayırlı yok. Ne kardeş
kişi ya. Duygu tehdit altında mı? Bize söylediğin şeyleri şimdi Gülcan'ın karşında görünce niye çark ediyorsun? Gülcan stüdyoda gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bize söylediğin şeyleri Gülcan'ın karşında görünce niye çark ediyorsun? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Sen 6 aylık bebeğini bırakıp evden mi ayrılmış? Hayır abla, öyle değil o. Kazım'dan korkuyor musun? Yapacaklarından korkuyorum. Sevgi anlattı. Türkiye onu dinledi. İnşaatlarda, camilerde, parklarda kaldık. Aldattı, çocuğu dövdü, ısırdı kollarını, yanaklarını, hatta şerlerini var. Kazım bebeğine eziyet etti mi? Dolabı açtım. Ne yapıyorsun sen dedim. Bir şey yapmıyorum dedi. Çocuğu bırakıyorum. Kazım karısını başka erkeklerle tanıştırdı mı? Beni zorladı. Yapmayınca da dövdü beni. İnanılmaz iddialar. Kazım mı? Karısı Sevgi mi doğruyu söylüyor? Çocukla fazla ilgilenmiyordun. Bakmıyordun. Ben mi? Yalan söyleme burada. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Benim babam yok, benim ailem yok, benim hiç kimsem yok, benim kendimden başka. Ben sildim, bitti yani benim ailem benim için. Şu soruyu sorayım sevgili Duygu, Gülcan'ı çağıracağım buraya. Sen ilk kaçtığında Gülcan'ın yanına mı gittin? Evden ilk kaçtığında. Aynen. İlk. Neden Gülcan'dan yardım istedin peki? Nerede tanıştın sen Gülcan'la? Gülcan'la zaten tanışıyorduk biz önce. Nerede tanıştın? Okulda. Okuldan. Aynen, Gülcan okul falan bıraktı. Hı. Sonra okumayı bıraktıktan sonra biz Gülcan'dan haber falan. Gülcan öyle anlatmıyor ama. Efendim? Nerede tanıştığınızı başka türlü anlatıyor. Hayır, biz o önce ben tanıyordum zaten Gülcan. Sonra bir tane arkadaş var. O arkadaşın ismini vermek istemiyorum. Şu an evli. Onunla tanıştık. O zaten bizim de komşumuz oluyordu. Onun arkadaşı, sınıf arkadaşıydı. Neyse, Gülcan bir gelsin. Senden yardım istemiş. Annem babam beni dövüyor. Evet. Niye? Ve fotoğrafını sana göndermiş. Evet. Fotoğrafta ne gördü? Ne vardı? Bacağın oralarda, bir de kolundaydı sanırım. Morluklar beni değnekle dövdü vesaire. O ahır mevzusu var ya. Babası sopayla mı babası dövmüş? Babası veya abisi, hangisi abim, bilmiyorum. Abi. O fotoğrafları sana gönderip senden yardım mı istedi? Yardım istercesine değil de yine yaptılar, yine evlendirmeye çalışıyor. Bu zaten arkadaş olduğumuz için bana anlatıyordu derdini, sıkıntısını. Dinliyordum. Bana dedi böyle nasıl diyeyim? Ne anlatıyordu sana bir şey? Ya, evlendirmeye çalışıyorlar, baskı uyguluyorlar. Çubuğa gelirken mesela Duygu'yla ben öyle oturup öyle gezme hiçbir olmadı. Çubuğa gelirken tenisle uğraşıyor Duygu. Oraya gidiyordu, aile yaşam merkezi gibi bir yer. Oradayken yanına gidiyordum. O oyunun oyununu oynuyordu. Ondan sonrasında çıkışta Akkuzlu dolmuş gelene kadar bir saat en fazla. Ama en son evden kaçtığında senin yanına geldi değil mi? Ha, evet. Karakola götürdüm bak. Ben ilk yaptığım şey oydu. Çantasını eve bıraktık. Karakola götürdüm. Çıktık, annemgilin oraya gittik. Karakoldan çıkınca. Hmm. Ama önce annene gitmiyorsunuz. Çantayı almaya giderken annesi geldi. Ondan sonrasında... Bir aile dostunuzun birinin yanına götürüyorsun. Tamam, kimin yanına Adem. Götürdün? Adem evde yoktu ama. Adem senin neyin oluyor? Şöyle söyleyeyim, ailelerimiz tanışıyor. Normal annesi babası, annem ya. Baba. Ne iş yapıyor? Söyleme. Gözünde gördün mü ya? Didem Hanım. Onlar da duydum. Didem Hanım. Sevgili oğlunuzu iddia ediyor. Onlar da duydum, ben duydum. Ben duydum diyor, bilmiyorum. İkinizi de duydum, dinleyeceğim. Duydum. Ailen tanışmıyor senin. Nerede tanışıyor? Onun ailesi Kapaklı Köylü mü? Dere Köylü mü? Bir yerliymiş. Benim annem gibi zaten Samsunlu. Bizim yerleşkemiz sadece Çubuk. Tamam da etmiyor, tanışmıyor. Niye yalan söylüyorsun ki? O Adem'in ailesi evlatlıktan sileceğim diye onlar da kanı anlatmış. Sen nereden biliyorsun peki bu kadarını? Adem'in annesi sen misin? Babası sen misin? Benim annem sen misin? Babam sen misin? Nereden biliyorsun benim bu kadarını? Biliyorum çünkü araştırdım seni. Ciğerini biliyorum seni. Nereden biliyorsun? Ciğerini biliyorum. Senin yanından peki Ayşe'nin yanına nasıl gitti? Hafta sonu bak, ben Duygu'ya da söylemiştim. Adem abinin evine giderim, kalırım, geri gelirim. Ailemin bilgisini. Ne iş yapar Adem? Fabrikada çalışıyor. O zamanlar bak Duygu'yu çıkarmadım evden fazla. Çalışıyordu ama ben gezip dışarıda dolanırken Yağmur diye bir arkadaşım falan var. Ya özür dilerim ama Duygu'ya böyle niye bu kadar çok sahip çıkıyorsun? Niye çıkarmadım? Duygu'yu dışarı çıkarmadım ne demek? Hayır, çıkarmadım. Bak o kötü anlamda değil. Çünkü ailesi ben korkuyordum. Ailesi dek gelir. Hadi bana zarar verir de ona daha çok zarar verir. Çünkü polis bize ne uzaklaştırma verdi ne bir şey yaptı.
Hiç bu kadar, şey yapmadı. Bak, bu da çok hoşuma Gülcan ya. Şunu merak ediyorum gerçekten samimi olarak. Hı. Aşağı yukarı aynı yaşlısınız. Hı. Niye bu kadar çok sahip çıkmak istedin Duygu'ya? Abla ben de bir kızım. Zorla evlendirmeye kalkmak başlı parasına dönmek. Sen ne zorla evlendirmek? Hep bire bire onu konuşuyor. Onu öyle soruyorsun sen. Onu öyle soruyor. Ne evlendirmez? Evlendirse olsa ben bunu okutmazdım. O benim arkadaşım bak. Hala kayırıyorsun ki ne kardeşi ya? Ben kötülüğünü görmedim bak. Kötülüğünü görmedim. Ne görmüyorsun ki? Gülcan, senin, Adem'in ve Ayşe'nin üçünüzün beraber hareket ettiğinizi. Biz Ayşe'yi tanımıyoruz. Bak, Adem'le biz tamam tanışıyoruz. Samimiyetimiz var. Ayşe'yle hiçbir bağımız yok. Nasıl? Neden seni bırakıp Ayşe'nin yanına gitti peki? Osman yoktu evde. İşte o kadar iyisin. Onu anlatıyordum ben. Madem o kadar iyi bir insansın, niye seni bırakıp oraya gitti? Niye gitti? Bu çok iyi bir çocuk, insanmış. Yok, zaten iyi, kötü bir şey. Gülcan, madem kardeşin, sana kardeşlik yapıyor. Benim evine getirdin sen. Duygu yönetmesin. Duygu, niye gittin, bıraktın çocuğu? Gülcan kötü demiyor. Hani Gülcan Adem abinin yanına gittiği için ben de şey, normal işten çıktım. Arkadaşıma dedim ki, ismini de gayet iyi biliyor Gülcan. Dedim ki, ben şuradayım. Biz geziyoruz, oturuyoruz. Okey'de falan oturduk. Bayağı bir. Geç oldu. Kapıyı da evde yoklar mıydı annesine bilmiyorum tam olarak. Kapıyı açtım, açmadılar. Ondan sonra arkadaşımı aradım, dedim ki kardeşim kalacak yer yok dedim. Bana kalacak yer lazım dedim. Evet, niye gelmiyor? Oraya sus be. Ben senin evine o zaman evine gelmiyorum. Evet, niye gelmiyorsun? Niye? Sebep ne? Evin mi var? Sebep ne? Evin mi var? Var. Var mı evin? Var adı. Belli oluyor zaten evin önünde olduğun. Ya, bir şey söyleyeyim, evin var mı? Tamam, evin içerisinde musluk yok. Tamam olabilir, ben ona şikayetçi değilim. Ev ona normalde ağır gibi bir yer. Güzel bir yerdir, evet. Ama ben bakmayacağım. Ama insanları... bir hamurlu bir evin çatısı var dedim hanım ya. Bir şey söyleyeyim, ben annemin babanın yanına giderim. Hatta babam şiddet uyguluyorsa annemin yanına giderim. Gerekirse çadırda kalırım. Gerekirse sokakta kalırım ya. Ya 9 kişi tutamadı bunu ya. 9 kişi bu namer erkeği şeyi ya. 9 kişi tutamadı dedim hanım. Benim evime battığı getirdi. Kapı kilitledi. Ben o zaman tütün içiyordum. Madde bağımlısı. Gözüm önünde içti mi? İçmedi. Gözünle gördün mü? Madde bağımlısı. Ben orada burada duyduğuma inanma. Bir dakika. Cumhuriyet Başsavcılığına gitmiş. Tamam. Saç, kan, kıl örneği alındı. Adem'den de benden de. Kağıdımız geldi kovuşturmaya yer olmadığına. Madde bağımlısı mıyım ben? Hastanede incelediler abla bunları. Peki bir şey söyleyeceğim. Ayşe'nin yanına gittikten sonra Ayşe nasıl bir kız? Ayşe'nin evinde kalıyor. Abla ben azalmadım. Konuşuş şekli bak. Hani böyle anlayışlı insan tavrında. Kim? Ayşe mi anlayışlı? Bak hayır. Yeni tanıyor ya. Hı-hı. Bana öyleydi. Sonrasında uslubu hiçbir şekilde hoşuma gitmedi. Sonrasında hatta ben bunu da Duygu'ya dedim. Kanka hani yok yani, hoşuma gitmedi uslubu dedim. 75 yaşındaki anneni bırakıp Adem'in yanına niye gittin? Hafta sonları sadece. Ben tek çocuğum, canım sıkılıyor. Öyle söyleyeyim. Hani kaç yaşında bu Adem? 30. 30 yaşında. Evet. Sen ne işin var Adem'in yanında ya? Niye canın sıkılıyor? Ya bak, evin içinde tek çocuğum. Sürekli evin içindeyim. Annem yaşlı, babam yaşlı. Hı? Yardım et. Yardım. Niye yardım etmiyorsun annene? Yardım istene yaşlıysa. Bek kayırıyorsun. Sana ne? Sana ne? Yardım et. Yardım. Sana yaşlı insanlara yardım edilir. Etmiyorum. Niye etmiyor? Etmiyorum. Sevmiyorum yardım etmeyi ben. Şu Adem senin neyin oluyor, onu tam anlamadım ben. Ya ailelerimiz falan tanışıyor. Ha tamam. Normal abi, kardeş, arkadaş, hani abi her şey oluyor ya. Çünkü arkamda benim destek çıkacak kimsem yok. Annem babam yaşlı. Benim arkamda koşan insan. Tek başına mı yaşıyor? Tek yaşıyor abla. Ama Duygu bize geldiğinde Adem'le ikinizin sevgili olduğunu söyledi. Sevgili olduğumu, hı-hı, söyledi. Evet. Senin de evden annenin hatta normal tavırları olmadığını... Duygu, hepsi, bütün notlar var bende. Hatta kayıt altında hepsi. Adem'le ikisinin sevgili olduğunu söylüyorsun. O yüzden ısrarla o soruları soruyorum. Sevgililer değil mi? Hayır. Niye bize öyle söyledin o zaman? Ben öyle bir söylemedim. Söyledim. Bak, bütün notlarım bizde var. Hepsi var. Kayıt altında hepsi, bak. Hayır. Bütün... Onu annem söylemiştir. Hayır, sen söyledin. Ben öyle bir şey söylemedim. Yani o zaman Alzheimer olan anneni hiç bırakmayacaksın yani. Bir nevi diyorum hani evet. Aklı gel git. Gel git. Tam öyle değil. Ama gel git aklı var. Öyle söyleyeyim. Duygu, ki o da gayet normal. Bize söylediğin yanlış şeyleri şimdi Gülcan'ın karşında görünce niye çark ediyorsun? Hayır, ben Gülcan'la Adem'i sevgili dedim ya, ki. Dedin ya. Evet. Benim konuştuğumdan eminim, demedim. Kız dedin ya. Adamlar sevgili değil, ben nasıl sevgili diyeyim onlara? Adem sevgilin mi değil mi? Değil. Neyin? Sevgilim. Bir ayda ara dedi bana, bir aydan da vur dedi, bu kaç günde beni çıkıyor giriyor dedi. Sevgilisi derler dedi. Adam bana.
Hatta senden korkuyor ve Adem'den korkuyor. Otelde çünkü annesine demiş ki sen böyle davranmaya devam edersen Gülcan da Adem de bana zarar verecekler demiş. Gülcan da Adem de. Sen ve Adem ikiniz. Peki biz olmayalım, o aynı şey olmasın abla. Çünkü yanlış anlama, benim yanımda değildi, bir şey değildi. Ben ona ne diye zarar vereyim? Buraya geldiğinde de benim yanımda değildi, bir şey değildi. Peki Ayşe, Ayşe kim? Yani sen bana Ayşe'yi anlat o zaman. Yaşadıkları eve gittin. Evet. Ne gördün canım? Abla ne gördüm? Hani bekar evi denilen şey var ya, onun biraz daha alt seviyesinde. Böyle sadece koltuk, halı ve soba olan bir ev. Koltuk? Halı, soba, yani evden hallice. Ayşe'nin hangi davranışlarından rahatsız? Uslutsuz abla. Bana da anlatır mısın? Aç bakayım. Ne diyor mesela? Biraz daha aç. Nerede? Onu söyledi mesela. Oh oh yani. Bu ne ya? Ayşe iyi bir insan mı? Ne diyormuş baksana. Gülcan seni tebrik ederim. Helal olsun sana. Bir saat görüyor Ayşe'nin nasıl bir insan olduğunu. Anlıyor. Anlıyor. Zekası var. Allah. Bir zekası var. Süzgeçten geçiriyor. Anlıyor. Sen 4 ay boyunca Ayşe'nin yanında yaşıyorsun. 4 ay. Ayşe'nin hiçbir şeyini görmüyorsun. Yazıklar olsun sana.